Şanlıurfa'mıza teşekkür ediyorum. Şöyle yapalım isterseniz, çok da uzatmadan programı, söz almak isteyen bizden ve özellikle bizim beklediğimiz Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşlarımızdan bizlerden neler bekler? Şurada şunu da oluşturmamız lazım. Bursa ile Urfa arasında ne tür gönül köprüsü kurabiliriz? Neler yapabiliriz? Onu da konuşmamız lazım işin ortasında. Kendisini potansiyelinin farkına yeniden varan bu şekilde sizleri ağırlamaktan, misafir etmekten ve sizinle birlikte burada görüş alışverişi yapmaktan, istişare etmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Benden önce söz alan çok kıymetli kardeşlerimiz birçok konuya değindiler. Aslında her birisi oturup üzerinde her bir konu üzerinde oturup saatlerce belki tartışacağımız, konuşacağımız, yeniden değerlendireceğimiz, yeni yollar, çözüm yolları arayacağımız ve bir noktada da ortaklaşıp yeniden hadi bismillah diyeceğimiz konular. Gençlik meselesi, son günlerin meselesi değil, 100 yıllık meselemiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle imanlı, inançlı, dirayetli, idealist, hayalleri olan milletimizin yeniden şaha kalkmasını, ayağa kalkmasını sağlayacak temel dinamosudur. Yeni nesil, iyi yetiştirilmiş bir gençlik. Dolayısıyla birbirimizi daha iyi anlamamız, birbirimizi daha iyi tanımamız açısından çok kıymetli. Evet, siyasi irade ya da bürokrasi, şehrin idarecileri, sanayicileri, yatırımlar, efendim hizmetler noktasında üzerine düşenleri yaparlar. Ancak mekanlar orada yaşayan insanlarla şeref bulur. Dolayısıyla bizim en çok üzerinde durmamız, ben de sivil toplumdan gelen bir kardeşiniz olarak söylüyorum. En çok üzerinde durmamız gereken şey, birbirine gönlünü, sinesini açmış insan yetiştirmek. Bunun temel çözüm yolları da bir tanesi, Adil Hocam'ın ifade ettiği gibi en önemlisi aile ve ondan sonra da çoluk çocuğumuzu teslim ettiğimiz eğitim, öğretim sistemimiz. Başkanımız çok değerli, illeri temsil eden dernek başkanlarımız, temsilcilerimiz, kıymetli Bursalılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak İbrahim Halil Peltekmen. Zaten biz Bursa'yla İbrahim Burkay Bey'le kardeş oda olarak aramızda bir protokol yapmışız. Ona da selam, saygılarımızı iletirsiniz. Takdire şayan bir birliktelik oluşturmuşsunuz. Ama sevgiler getirdik biz. Bizi bu şekilde ağırladığınız için ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah bunun devamını biz Bursa'ya bekliyoruz. Biz de sizleri Bursa'dan ağırlamaktan zevkliyiz. Ben teşekkür ediyorum tekrar. Batman'da da Veysel Karaneli'nin Kültür Eğitim Fakültesi velisiyim. Şanlıurfa'mızı bilmeyen yok. Gerçekten peygamberler şehri mukaddes bir yer. Hepimiz de geldik buradan feyiz aldık, sizleri gördük, daha da donatıldık. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Ama bu işbirliği her zaman için her daim bir şekilde, istişareli bir şekilde devam etmesini diliyorum. Bursa bizim yabancımız değil. Gide gele göz aşinalarından, Bursa'nın mimarisinden, Bursa'nın tarihinden, Bursa'nın kültüründen, Bursa'da yaşayan ünlülerden, Bursa'da yetişmiş insanlardan hepsinin haberimiz var. Tabii iletişimin çok olduğu bir çağda Bursa'da yaşayan dostlarımızın da Urfa hakkında bilgi sahibi olduklarını umuyoruz. Ülkemizin içinden geçtiği çok önemli bir süreç içerisinde buraya gelişinizin çok anlamlı olduğunu ifade etmek isterim. Şanlıurfa biraz yaşlandı öyle biliyoruz ama Sayın Valimizin bilgileri doğrultusunda 20.4 yaş ortalamasına haiz Türkiye'nin en genç şehirlerinden biri.